Burası köyden de beter, küçücük bir ilçe merkeziydi. Üstelik kasabada oturanların çoğu yaşlı olduğu halde sanki kimse ölmeye yanaşmıyor, bu da tabut yapan esnafın tepesini attırıyordu. Ne hastanede ne de hapishanede epeydir tabut satılmamaktaydı. Uzun zamandan beri esnafın öfkeden canı burnuna gelmişti. Eğer tabut ustası Yakov Ivanıç mesleğini il merkezinde sürdürse, şimdiye dek çoktan iyi bir ev satın almıştı. Ayrıca herkes saygılı bir tarzda Yakov Matyeviç diyerek yaklaşırdı yanına. Oysa şimdi Yakov deyip geçiyorlardı. Sokakta bir de takma adı vardı. Bronza. Adamcağız basit bir köylü parçası gibi küçük bir kulübede ömür tüketiyor, tek gözlü izbesine karısı Marfa, iki kişilik karyolası, küçücük fırını, tezgahı, tabutları, evin öteki ıvır zıvırlarıyla zor sığıyordu. Aslında tabut yapmada Yakov Usta'nın eline kimse su dökemezdi. Yaptığı tabutlar sağlamlığıyla, güzelliğiyle ün salmıştı. Köylülerden ya da çarşı esnafından biri ölünce ölçü almaya gitmez, böylelerinin tabut ölçüsünü kendi boyuna göre alırdı. Yaşı 70'i bulduğu halde bütün kasabada ondan daha iri yapılısı, daha uzun boylusu yoktu. O bakımdan tabutların ölçüsünde yanıldığı hiç görülmemişti. Ama kadınlara, ilçenin soylularına gelince durum değişirdi. O zaman demir arşınını kaptığı gibi ölçü almaya koşardı. Çocuk tabutlarındaysa ölçüye filan bakmadan uyduruverdiği, bu işten hoşlandığı pek söylenemezdi. Kotardığı tabutun parasını alırken, ''Böyle entipüften işlerle beni niye uğraştırıyorsunuz?'' diye dert yanardı. Yakov Ivanıç'ın tabut ustalığı yanında keman çalması da ona küçük bir gelir sağlıyordu. Düğünde dernekte çoğu kez Moisey İlliç Şahkes'in yönettiği bir Yahudi orkestrası çalar, Şahkes gelirin yarıdan fazlasını hemen kendine ayırırdı. Kemanında özellikle Rus halk türkülerini pek güzel çıkaran Yakov, emeği karşılığında günde 50 kapik kazanır, konukların verdiği bahşişe ise kimse karışmazdı. Bronza orkestradaki yerini alır almaz hemen yüzü terleyip kızarırdı. Adamcağız nasıl terleyip kızarmasın ki? Düğün salonu bunaltıcı sıcaktır. Ortalığı sarımsak kokusu sarmıştır. Kendi kemanı gıygıy edip durur. Sağ kulağının dibinde konturbas hırıldar, sol yanında flüt ağlardı. Flütü kimin çaldığını merak mı ettiniz? Öyleyse hemen açıklayalım. Yüzü kırmızımsı morumsu damar ağı ile kaplı bu kızıl saçlı sıska Yahudinin adı Rothschild'ti. Tıpkı ünlü Amerikalı zengininki gibi. Mendebur çıfıt her nasılsa en oynak havaları bile yanık yanık çıkarmayı becerirdi. Nedenini biz de bilmiyoruz. Ancak bir gün bizim Yakov çıfıtlara, özellikle de Rothschild'de durup dururken kin beslemeye, adamcağıza tepeden bakmaya başladı. Flütçüyü haşlamak, sövüp saymak için sanki bir fırsatını kolluyordu. Hatta bir keresinde az kaldı onu pataklayacaktı. Bunun üzerine Rothschild gücendi. Yakov'u öfkeli öfkeli süzerek, ''Yeteneğinize saygı duyduğumuz için bizimle çalıyorsunuz. Yoksa kendinizi çoktan sokakta bulmuştunuz. Hem de penzereden tepe taklak uçarak.'' dedi. Sonra da ağlamaya başladı. O yüzden Bronza'yı orkestraya sık sık çağırmazlardı. Ancak pek muhtaç oldukları zaman Yahudi kemancı eksilirse. Yakov'u keyifli bir gününde gören olmamıştır. Çünkü gün geçmezdi ki bir zarara uğramasın, kaybettiklerinin acısıyla yanmasın. Örnek mi istiyorsunuz? İşte pazarları kutsal gündür, çalışmak günahtır diye pazartesileri de uğursuz saydığı için işe gitmezdi. Bu yüzden çalışmadığı günleri toplasak yılda 200'ü bulurdu. Eli boş, bir işe yaramadığı böyle günlerde uğradığı zararı varın siz hesap edin. Kasabada çalgısız yapılan düğünler, Şahkes'in onu çağırmadığı akşamlarda cabası. İlçe emniyet amiri 2 yıldır hasta yatıyordu. Adamcağız günden güne eridiği için ölümü eli kulağında sayılırdı. Ancak bir gün iyileştirmek amacıyla onu alıp il merkezine götürdüler. Şu tersliğe bakın ki adam tutup orada ölüvermez mi? İşte en azından 10 rublelik bir zarar daha. Çünkü emniyet amirine yaraşan cilalı, pahalı bir tabutla gömülmekti. Yakov geceleri uğradığı zararlar aklına geldikçe dertlenir, gizli gizli üzüntü çekerdi. Kemanı hemen yanı başında yatağının üstünde dururdu. Kafasına abuk sabuk düşünceler üşüşünce elini tellere dokundurur, kemandan çıkan sesler onu yatıştırarak üzüntülerini dindirirdi. Mayıs'ın 6'sında karısı Marfa birdenbire hastalandı. Yaşlı kadın soluk almakta güçlük çekiyor, ayakta sendeliyor, durmadan su içiyordu. Bununla birlikte sabah olur olmaz kalkıp fırını yaktı.
Hatta su getirmek üzere Pınar'ın yolunu tuttu. Ancak akşam olunca yine kafayı vurup yattı. Yakov üzülmesin de ne yapsın? Ertesi sabah kalkarak gün boyunca keman çaldı. Hava iyice kararınca zararlarını bir bir not ettiği defterini çıkardı. Can sıkıntısı içinde yıllık toplamı hesaplamaya koyuldu. Zarar 1000 rubleyi aşıyordu. Bu sonuç öylesine sarstı ki onu, hesap kutusunu öfkeyle yere çaldı, üstüne çıkıp ayaklarının altında tepeledi. Sonra kutuyu attığı yerden aldı, derin derin iç çekerek yaptığı hesapları yeniden gözden geçirmeye başladı. Yüzü orkestrada çalarkenki gibi kızarmış, ter içinde kalmıştı. Bu sefer 1000 rubleyi bankaya yatırsa yılda ne kadar faiz getireceğini bulmaya çalışıyordu. Evet evet, tam 40 ruble kazanabilirdi. Al sana bir zarar daha. Kısacası ne yapsa ne yana dönse hep zarardı. O sırada Marfa mızıldandı. Yakov, ölüyorum. Yakov dönüp koca karıya baktı. Kadının yüzü ateşten pembeleşmişti. Yanakları parıl parıl yanıyordu. Ayrıca seviniyormuş gibi bir görünüşü vardı. Onun yüzünü hep soluk, keyifsiz, mutsuz görmeye alışmış bulunan Bronzo afalladı. Ne diyeceğini bilemedi. Kadının öyle bir duruşu vardı ki sanki ölmek üzereydi de bu dünyadan çekip gittiğine, tabutların konulduğu izbeye, Yakov'un yanına bir daha dönmeyeceğine seviniyordu. Sonra gözlerini tavana dikip dudaklarını kıpırdatmaya başladı. Yüzünden okunan mutluluğa bakılırsa, onun orada ölümü, kurtarıcısı ölüm meleğini görüp onunla fısıldaştığını sanırdınız. Ortalık aydınlanmıştı. Pencereden Tanyeri'nin kızıllığı gözüküyordu. Yakov yaşlı karısına bakarken onun bir kerecik olsun gönlünü almadığını, acısını paylaşmadığını, bir gün olsun ufak bir başörtüsü armağan edip düğün dönüşü tatlı bir şey getirmediğini anımsadı. Kadıncağıza yalnızca bağırıp çağırmış, uğradığı zararlardan ötürü homurdanmış, yumruklarını sıkıp üzerine yürümüştü. Doğrusu onu hiç dövmüş değildi ama kadına sürekli korkulu dakikalar yaşatmıştı. Kocası dayak atacak diye zavallıcık tir tir titrer, daha ileri giderse korkudan taş kesilirdi. Yakov fazla masraf oluyor diye çay içmeyi bile yasaklamıştı karısına. Kadıncağız o soğuk kış günleri sıcak sudan başka bir şey içmezdi. İşte şimdi yüzündeki tuhaf sevinci görünce Yakov dehşete kapıldı. Sabahı iple çeken Yakov komşusunun arabasını aldı, Marfa'yı hastaneye götürdü. Bekleme odasında az hasta vardı. Bu yüzden fazla oturmadılar. Sağlık memuru onları içeriden çağırana değin topu topu 3 saat geçti. Muayene odasına girince büyük bir kıvançla gördüler ki hastalara doktorun yerine sağlık memuru Maxim Nikolaiç bakıyor. Doktor hastalanmıştı. Maxim Nikolaiç içki içmesine içer, hastaları dayaktan kırar geçirirdi ama ne yalan söylemeli, hastalıkları doktordan daha iyi anlardı. Yaşlı sağlık memuru hakkında herkes böyle diyordu işte. Karısını odadan içeri sokan Yakov, ''Tanrım uzun ömürler versin Maxim Nikolaiç'' dedi. ''Sizi ıvır zıvır işlerle rahatsız ettiğimiz için özür dileriz. Gördüğünüz gibi bizim eksik etek hastalandı da, böyle durumlarda nasıl derler bilmem, ne de olsa yaşam arkadaşımız.'' Kırlaşmış kaşlarını çatan sağlık memuru, favorilerini sıvazlayarak hastayı muayeneye koyuldu. Sıska bedenini kamburlaştıran Marfa, başını sarkıtarak taburede oturmaktaydı. Yandan bakınca açık ağzı, sivri burnuyla tıpkı su içmeye hazırlanan bir kuşa benzetilebilirdi. Muayeneyi bitiren sağlık memuru, evet diyerek içini çekti. Soğuk algınlığı, belki de hummadır. Şu sıralar kasabada tifo salgını da var. Başka ne söylesem bilmem ki. Yaşayacağı kadar yaşamış. Koca karı kaçını devirdi? 70'ine basmak üzere. Dedik ya, yaşayacağı kadar yaşamış. İnsan ölmesini de bilmeli, öyle değil mi? Yakov nezaketle gülümsedi. Buyurduklarınız çok doğru Maxim Nikolaiç. Zahmetiniz için candan teşekkürler. Ancak yine de şurası bir gerçek ki, en küçük bir böcek bile yaşamak ister, öyle değil mi? Sağlık memuru koca karının yaşaması ya da ölmesi kendi elindeymiş gibi, İnsan neler istemez ki karşılığını verdi. Bu duruma göre azizim, hastanın başına ıslak bez koyacaksın,
Şu tozdan da günde iki öğün ver. Yolunuz açık olsun, güle güle. Yakov adamın yüzünden işlerin kötüye gittiğini, Marfa'yı hiçbir tozun kurtaramayacağını okumakta gecikmedi. Bugün değilse yarın koca karı cızlamı çekecekti. Sağlık memurunun koluna hafifçe dokunup sesini alçaltarak, ''Maksim Nikolaiç, hastanın sırtına bir şişe çekseniz olmaz mıydı?'' diye sordu. ''Vakit yok, vakit yok ahbap. Koca karıyı al da çek arabanı bakalım. Dışarıda bir sürü hastam var.'' Yakov yalvarmaya başladı. ''Ne olur bize acıyın efendiciğim. Siz daha iyisini bilirsiniz ya. Midesinden hastalığı olsa ya da onun gibi bir şey toz da verilirdi damla da. Ama soğuk algınlığına böyle bir şey nasıl olur bilmem ki. Soğuk algınlığında en iyisi şişeyle kan almaktır derler.'' O sırada sağlık memuru sıradaki hastayı çağırmış, içeriye yanında bir oğlanla birlikte bir köylü kadını girmişti. Adam suratını asarak, ''Hadi daha fazla başımı ağrıtmadan çıkın dışarı.'' dedi. ''Bari sülük tutsaydınız, ölünceye dek duacınız olurduk.'' Tepesi atan sağlık memuru bağırmaya başladı. ''Şunun yediği naneye bak, ne dırdır edip duruyorsun meşe odunu.'' Maksim de çok kızdı. Öfkeden suratı kıpkırmızı kesildi. Ancak tek söz söylemeden Marfa'yı elinden tutup dışarı çıkardı. Ta arabanın yanına varıp karısını bindirirken hastaneye dönerek ters ters baktı. Alaylı alaylı homurdandı. ''Ne olacak? Senin gibi artistlerle doldurmuşlar hastaneyi. Zengine gelince şişe çekerler ama yoksuldan sülüğü bile esirgerler. Hepsi böyle bu mendeburların.'' Eve vardıklarında Marfa içeri girmeden önce fırının sövesine tutunarak 10 dakika kadar ayakta dikildi. Eve gelir gelmez kendini yatağa atsa, Yakov yine zarara uğramaktan söz açacak, karısının durmadan yattığını, hiçbir işe yaramadığını söyleyecekti. Oysa Yakov ona bakarken bambaşka sıkıntılar içindeydi. Öyle ya, önündeki günler havari Yohan, mucize yaratan Nikolay yoğurtlarıyla pazar ve uğursuz pazartesi günleriydi. Bu durumda 4 gün elini bir işe sürmeden oturacaktı. Hele Marfa ölürse o da bir tabut isterdi. Al sana bir zarar daha. Bu sıkıntıyla demir arşını aldı, karısının boyunu ölçmek üzere yanına sokuldu. Onun işi bitince Marfa yatağa yattı. Yakovsa istavroz çıkardıktan sonra tabut yapma işine koyuldu. Çalışmasının bitiminde gözlüğünü taktı. Alacak verecek defterine Marfa Ivanovna için bir tabut. 2 ruble 40 kapik diye yazdı. Sonra derinden bir ah çekti. O sırada yaşlı kadın gözleri kapalı yatağında suskun yatıyordu. Ama hava kararınca birden kocasına döndü. Sevinçle, ''Anımsıyor musun Yakov?'' dedi. 50 yıl önce Ulu Tanrı bize sarı saçlı bir kız çocuğu vermişti. Seninle ikimiz ırmak kıyısında oturur, söğüdün altında türkü söylerdik. Biraz durduktan sonra acı acı gülümsedi. Ama çok geçmeden öldü kızımız. Yakov zihnini yokladıysa da ne kız çocuğunu anımsadı ne de söğüt ağacını. Sana öyle geliyor olmalı dedi. Çağrılan papaz içeri girdi o sırada. Ölmek üzere olanlar için yapılan şarapla ekmek yedirme, kutsal yağla yağlama işlemini tamamladı. Sonra Marfa bir takım anlaşılmadık sözler mırıldandı, sabaha karşı da ruhunu teslim etti. Komşu koca karılar ölüyü yıkayıp giydirdiler, tabuta koydular. Zangoca para vermemek için Yakov zebur duasını kendisi okudu. Gömütlük bekçisi kirvesi olduğundan Marfa'nın gömülmesine de tek metelik ödemedi. Tanıdık 4 adam tabutu gömüte kadar taşıdılar. Ama para almak için yapmadılar bunu. Ölüye saygıları vardı. Cenaze alayına yaşlı kadınlar, dilenciler, yarı kaçıklar da katıldı. Yolda karşılarına çıkan halk durup durup istavroz çıkarıyordu. Yakov cenazenin kaldırılmasında, her şeyin eksiksiz yapılmasından, gerekli ne varsa yerine getirilmesinden, üstelik bunların ucuza patlamasından dolayı son derece kıvançlıydı. Marfa ile son kez uğurlaşırken tabuta dokunarak ''İyi bir iş yapmışsın, eline sağlık.'' diye söylendi kendi kendine. Ancak gömütlük dönüşü içini büyük bir sıkıntı bastı. Hastalanmış gibi hissediyordu kendini. Soluk almakta zorlanıyor, yüreği alev alev yanıyor, bacakları tutmuyor, içmek için dayanılmaz bir istek duyuyordu. Kafasına üşüşen abuk sabuk düşünceler de cabası.
Yine birlikte yaşadıkları sürece Marfa'ya iyi davranmadığı, ona bir gün olsun acımadığı geldi hatırına. Dile kolay, tam 52 yıl avuç içi kadar izbede aynı yastığa başlarını koymuşlardı. Ama bir köpek kadar, bir kedi kadar ona değer vermemiş, insan yerine koymamıştı. Zavallı Marfa her gün fırını yakar, evde ne varsa pişirip kotarır, ırmağa su getirmeye gider, odun yarar, onunla aynı yatağa uzanırdı. Hele kocası düğünden sarhoş döndüğünde kemanını kutsal bir nesne gibi kaldırıp duvara asar, onu özenle yatağına yatırırdı. Hem de ürke ürke, sesini yükseltmeden, onun için büyük kaygı duyarak. Karşıdan Yakov'a gülümseyip yerlere kadar eğilen Rothschild gözüktü. "Ben de sizi arıyordum amcacığım," dedi. "Moise'yi İliç selam söyledi. Hemen gelmenizi istiyor." Yakov şimdi böyle şeylerle uğraşacak durumda değildi. İçinden ağlamak geliyordu. "Yolumdan çekil," diyerek yürümesini sürdürdü. Rothschild önüne atıldı. Çok tasalıydı. "Ama nasıl olur? Moise İliç'e çıkızarlar sonra. Hemen gelmenizi buyurdular." Yakov çıfıtın önde soluk soluğa koşması, gözlerini durmadan kırpıştırması karşısında bir de yüzündeki çillerden dolayı büyük bir tiksinti duydu. Ayrıca alacalı bulacalı yamalar vurulmuş yeşil ceketinden, şöyle bir patlatsan kırılıverecekmiş gibi gözüken ince bedeninden de iğreniyordu. Sesini yükselterek "Beni rahat bırak sarımsak düşmanı," dedi. "Yıkıl karşımdan." Bu sefer Yahudi de kızdı. "Ama azizim, sakin konuşayım bakayım. Şimdi bir vurursam sizi şu çitten aşağı atarım vallahi." Yakov yumruklarını sıkarak "Hemen defolup gidecek misin?" diye adamın üstüne yürüdü. "Senin gibi çıfıtlardan çektiğimiz yetmedi mi?" Rothschild korkudan neredeyse donlay edecekti. Hemen oracığa çökerek kendini savunmak için kollarını başının üstünde sağa sola savurmaya başladı. Sonra bir fırsatını bulur bulmaz ayağa fırlayarak tabanları yağladı. Kaçarken hoplayıp zıplıyor, ellerini sallıyor, ince uzun gövdesi sıtmaya tutulmuş gibi sarsılıyordu. Bir yığın çocuk toplanmıştı o sırada. "Çıfıt, çıfıt kaçıyor!" diye bağırışarak Rothschild'in arkasına takıldılar. Havlayan sokak köpekleri de onların ardından. Sevinçle kahkaha atanların, ıslık çalanların arasına şimdi köpeklerin havlaması da katılmıştı. Bu curcun arasında birisinin kulak paralayan haykırışı yükseldi. Köpeklerden biri Rothschild'i ısırmış olmalıydı. Yakov bir süre çayırlıkta dolaştı. Sonra kasaba dışına çıkarak gözüne neresi rastlarsa orada yürümeye başladı. Sokak çocukları her yerde onun peşindeydi. "Bronza'ya bakın, Bronza gidiyor!" diye bağırıyorlardı. Derken Yakov geze geze ırmak kıyısına geldi. Çulluklar çığlık atıyor, ördekler vak vak ediyordu. Güneşin kavurucu bir sıcaklığı vardı. Güneş ışınları suya vurdukça gözlerini kamaştırıyordu insanın. Yakov kıyıda yürürken ırmaktaki yunaktan yeni çıkmış, kırmızı yanaklı, etine dolgun bir kadın gördü. Kadına bakarak "Amma da hoş karı ha!" diye düşündü. Yunağın yakınında yine bir sürü çocuk. İpin ucuna et takarak yengeç avlıyorlardı. Çocuklar Yakov'u görür görmez hep bir ağızdan bağırışmaya başladılar. "Bronza! Bronza!" Irmağın kıyısında dallarına kargaların yuva yaptığı gövdesinde iri bir kovuk bulunan geniş bir söğüt ağacı yükseliyordu. Yakov'un kafasında birdenbire Marfa'nın sözüne ettiği sarı saçlı kız çocuğuyla söğüt ağacı tüm canlılığıyla belirdi. Yeşil yapraklı, sessiz, hüzünlü görünüşüyle aynı söğüttü bu. Ama zaman içerisinde nasıl da kocayıp yıpranmıştı. Söğüdün dibine oturdu, anılara daldı. Şimdi suların bastığı şu karşı çayırlıkta o zamanlar büyük bir kayın ormanı vardı. Ufukta gözüken çıplak dağda ise yemyeşil bir çam ormanı uzayıp giderdi. Irmaktan mavnalar gelir geçerlerdi durmadan. Şimdi ise her yer göz alabildiğine çıplaktı. Gözler önünde dümdüz seriliyordu. Karşı kıyıda bir genç kız alımlılığıyla tek bir kayın ağacı yükseliyor, ırmakta kazlarla ördekler vak vak ötüyordu. Hani nerede o mavnalar, o kayın ağaçları, çam ormanları? Kazların sayısı bile azalmış gibiydi. Yakov gözlerini kapadı. Karşılıklı uçuşan, birbirine karışan beyaz kaz sürüleri canlandı gözlerinin önünde. Son 40-50 yıl içerisinde nasıl olup da ırmak kıyısına inmediğine şaştı. Belki inmişti de şimdi gördüklerini fark etmemişti.
Oysa ırmak ufak tefek değil, hatırı sayılır büyüklükteydi. İnsan isterse dalyan kurup balık tutar, balığı tüccarlara, memurlara, istasyondaki büfeciye satardı. Kazandığın parayı bankaya koysan, işte sana bir sürü gelir daha. İstersen kayığa bin, çiftlikten çiftliğe dolaşarak çaldığın kemanla para kazan. Onu dinleyen herkes para öderdi. Canın isterse yeniden mavna işletmeciliğini canlandır. Tabut yapıp satmaktan bin kez iyidir. Sonra kaz besleyip kış mevsimi gelince keserek Moskova'ya da gönderebilirdi. Yalnız tüylerini toplayıp satsa yılda 10 ruble ederdi. Ancak Yakov enayilik edip bunların hiçbirini yapmamıştı. Bu da bir zarar değil miydi? Hele her işe birden el atıp hem balık tutsa, hem çiftliklerde keman çalsa, hem mavna işletse, hem de kaz yetiştirseydi kazandığı paranın haddi hesabı olmazdı. Oysa bunlardan birini bile yapmayı aklına getirmemiş, yaşamı boşu boşuna bir işe yaramadan geçip gitmişti. Ne zevk almıştı yaşamaktan, ne de 5 kuruş biriktirebilmişti. Şimdi içecek bir tutam tütün bile bulamıyordu. Artık gelecek günlerden bir umut yoktu. Geriye dönüp bakınca öyle zararlarla karşılaşıyordu ki, düşündükçe tüyleri ürperirdi. Oysa böyle zararlar, kayıplar olmadan yaşayamaz mıydı insan? Kendi kendimize şöyle bir sorsak, acaba çam koruluğuyla kayın ormanı ne diye kestiler? Çayırlıkta aylak aylak dolaşmakla Yakov'un eline ne geçiyor? İnsanlar asıl yapılması gerekeni değil de neden tam tersini yapıyorlar? Kendisi yaşamı boyunca söğüp saymak, bağırıp çağırmak, yumruklarını sıkıp başkalarına gözdağı vermek, karısını incitmek yerine başka türlü davranamaz mıydı? Az önce zavallı çıfıtı ne diye korkutup sindirmişti? İnsanlar birbirlerinin yaşamasına neden engel oluyorlar? Böyle yapmakla büyük kaybı uğradıklarının ayrımında değiller mi? Hem de ne korkunç kayıplar. Hem de ne korkunç kayıplar. Aralarında kin, nefret olmasa birbirlerine ne büyük yarar sağlarlar, bunu bilmiyorlar mı? O akşam ve gece İpek saçlı kız çocuğu, söğüt ağacı, balıklar, yolunmuş kazlar, yüzü yandan kuşa benzeyen Marfa ile Rothschild'in korkudan sararan zavallı yüzü hep düşüne girdi. Bir takım acayip suratlar gelip gelip ona uğradığı kayıpları anımsattı. Yatağında yatarken bir yanından öbür yanına döndü durdu. Sıkıntıdan 5-6 kez kalkıp keman çaldı. Sabahleyin uyanınca tüm gücünü toplayarak hastanenin yolunu tuttu. Aynı Maksim Nikolaiç ona da başına ıslak bez koymasını salık verdi. Aynı tozdan yutmasını söyledi. Sağlık memurunun yüzünün duruşundan, sesinin çınlayışından Yakov artık işinin bittiğini, bir daha iflah olmayacağını anlamakta gecikmedi. Eve giderken şöyle düşünüyordu. Ölmekle insan bir bakıma kazançlı bile çıkar. Çünkü yiyip içmez, vergi ödemez, başkalarını incitmez. Gömütte yatmak bir yılla sınırlanmayacağına, yüzlerce, binlerce yıl yatacağına göre varın siz kazancını hesap edin. Bu duruma göre ölmek yaşamaktan daha kazançlı olmalı. Ancak böyle düşünmek, akla yatkın gözükmekle birlikte acı veren, insana dokunan bir yanı var. Dünyanın düzeninde insana bir kerecik yaşama hakkı verildiğine göre ne diye kazançlı çıkması sağlanmıyor? Aslında öleceğine yanmıyordu. Ama eve varıp kemanını görünce yüreği sızladı. Büyük bir acınma duydu. Kemanını yanında gömüte götüremeyecek, zavallıcık burada öksüz kalacaktı. Kayın ağacı korusu ile çam ormanının başına gelenler onun da başına gelecekti. Ne kahpe dünyaydı bu. Hep kayıplar, kayıplar. Yakov kulübesinden çıkıp kapının eşiğine oturdu, kemanını göğsüne bastırdı. Zararlarla dolu yaşamını üzüntüyle düşünerek çalmaya başladı. Neler çaldığını bilmiyordu ama kemanından öyle acıklı, öyle yanık yanık ezgiler çıkıyordu ki gözlerinden yaşlar süzüldü. Düşünceleri koyulaştıkça kemandan da yüreğe dokunan sesler dökülüyordu. Avlu kapısının mandalı birkaç kez tıkırdadı. Az sonra içeri giren Rothschild gözüktü karşısında. Adamcağız avlunun yarısını gözüpekçe geçtikten sonra Yakov'u görür görmez çekingen çekingen duraksadı. Orada korktuğundan olacak boynunu içine çekerek saati sorar gibi elleriyle garip hareketler yapıyordu. Yakov parmak ışmarıyla adamı çağırırken yumuşak bir sesle
Gel hadi gel dedi. Korkacak bir şey yok. Yaklaş yanıma. Bir iki Yakov'un yanına iyice sokulmadan kuşkuyla, korkuyla az ileride yere çöktü. Ne olur dövmeyin beni. Sizden çok rica ediyorum. Moise İliç beni gene gönderdiler. Korkma dediler. Tekrar Yakov'a git. Onsuz hiç olmuyor diye buyurdular. Çarşamba günü düğün var. Ya öyle. Bay Şapovalov kızını iyi bir adama veriyor. Bir gözünü kıptı. Düğünde düğün olacak hani. Yakov soluk almakta güçlük çekiyordu. Gelemem kardeşcağızım. Hastayım. Böyle dedikten sonra yeniden keman çalmaya koyuldu. Gözlerinden keman üzerine yaşlar dökülüyordu. Rothschild ise ellerini göğsünde kavuşturmuş, ona yan dönerek dikkatle dinliyordu. Yüzündeki o korkak, şaşkın anlatım yavaş yavaş hüzne, kedere dönüştü. Sonra içindeki sevinç ona azap veriyormuş gibi gözlerini devirerek vah vah çekti. Onun da yaşlar yanaklarından aşağı süzülerek yeşil ceketinin yakasına damladı. Günün kalan bölümünü Yakov yatarak üzüntü içinde geçirdi. Akşam üzeri papaz günah çıkarırken, ayrıca söyleyecek bir günahı olup olmadığını sorunca, Yakov zayıflayan belliğini zorladı. Yalnızca Marfa'nın acınası yüzünü, köpeğin ısırdığı Yahudinin umutsuz çığlığını anımsayabildi. Güç işitilir bir sesle, "Kemanımı Rothschild'e verin," dedi. Papaz, "Peki," karşılığını verdi. Şimdi kasabada herkes, "Rothschild böyle bir kemanı nereden buldu? Satın mı aldı, çaldı mı? Yoksa eline rehin olarak mı geçti?" diye birbirine soruyor. Rothschild flütünü bırakalı çok oldu. Artık yalnızca keman çalıyor. Eskiden flütten çıkardığı yanık ezgileri şimdi de yayıyla çıkarıyor. Yakov'un kapı eşiğinde oturarak çaldığı şarkıyı tekrarlamaya kalkınca öyle acıklı bir ezgi çıkıyor ki ortaya, dinleyenler gözyaşlarını tutamıyorlar. Kendi ise gözlerini devirerek vah vah çekiyor. Bu yeni şarkı kasabada öyle beğenildi ki tüccarlar, memurlar Rothschild'i birbiriyle yarışırcasına evlerine çağırıyorlar. Aynı şeyi 5 kez, 10 kez çaldırıyorlar.